akşamlar. Bugünün sonki saati bugün ATR'de. Bugünün bugün yayınında bu da Xırım Tatarcı olup albaracağım. Misafirimiz, akşamki misafirimiz Xırım Tatar Milli Meclisin reisi Rifat Çubarov canlı bağda studiyada değil. Skype'dan konuşacağımız seminine hayırlı akşamlar Rifat Bey. Hayırlı akşamlar Osman Bey. Tekrar maha rejissörler sesini açsalar çünkü yaramayı duyam kulakta da. Rifat Ağabey çok sualim ama Nariman'dan başlayacak olay ama evet talk show'da da bunu bayağı müzakir ettik. Bunu sizden sonra kadar anlap olamadım. Nariman'ı bu tutuklamanın biteceği aslı sizin için belliydi mi bu 7 yıl devamında? Çünkü böyle daimi çıkışlara, daimi medyalarda vergen demeçlere, daimi Ukrayna bütün merasimlerinde iştirak etmesi, er yarım yılda, en azından 2 yılda bir kere bu mektupler keliydi, imzalayedilir ekstremizmge karşı yani alıp barhan davranışları. Bunun tutuklamanın biteceği meclis içinde ve ayrıca siz için, meclis reisi için anlaşılan bir şeydi mi? Osman Bey burada şimdi böyle söylemeye mümkün ki Kırım'da yaşayan her bir Kırım kendisine böyle namusla alıp barkan ve bütün oradaki olganlarına kendisinin düşüncelerini seslendiren her bir kişi beklenmeyen böyle bir gün Ruslar tarafından katke bırakılabilir. Elbette Nariman çok korumlu insanımız. Nariman Celal Kırım Tatar Milli Meclis Reisi'nin birinci muavini olarak çok yerlerde ve çok olaylarda milletimizin pozisyonunu, milletimizin düşüncelerini açıklamaya mecbur etti ve bunu da bu böyle bir nasıl size diyeyim çekinmeyip korkmayıp bu kendi vazifesini becerir idi. Ve o sebepten elbette hepsi kendisi de bizler de bu Nariman'a hiçbir vakit gelip de böyle bir karşılık yapmayacaklarına biz böyle düşünmez edik. Yapacaklarını düşünür edik ama korçalamaya ya da bu korkuyu çetke çekip almaya bizim ne fırsatlarımız ne başka böyle bir aletlerimiz vardı. Siz mecbur sözüm kullandınız. Şimdi hatırladınız mı? Çünkü sonuna kadar hatırlamam. Şimdilik meclis reisinin kaç muavini var? Yani adlarını hatırlayık mı? Muavinlerin. Şimdi, birinci bak, muavin Nariman Celal. Mecbur sözünü söylediğime belki de bu bir kereden Kırım Tatar dilinde gerekli kelimeni bulunmadığımdan, tapmadığımdan söylemiştirim. Çünkü ama son söylemeye... Değil, yani yakşı söz mecbur sözü anlayayım. Yani bu siyasi mecburiyettir. Yani onun için hatırlama hastayım. Bir Nariman Celal muavininiz... İki muavinde onlar da tutuklanan edilir. 17 senesi serbest bırakılır Çiğgöz ve İlmi Umer. Onlar da muavin statüsünde. Doğru mu muavinler? Doğru. Galiba... Onlar da Ahtem Çiğgöz'ünü hapiske bıraktıkları vakit o da Kırım Tatar Milli Meclis Reis'in muaviniydi. Aynı zamanda mahkemeye İlmi Umer'ını da bunlar koştukları vakit İlmi Bey de şimdi de onlar eksik de Kırım Tatar Milli Meclis Reis'in muavinleri ama onlar Kiev'de yaşıyor. Yani toplam 3 muavin doğru mu meclise? Yok. Zavur Smirnov da var idi. Zavur Smirnov muavin idi. Ayder Acımambet var idi. Ve bilesiniz evet. Çünkü o vakit 3 muavin var idi. Ama onlar çekildiler. Çekildiler. Rus izgacileri tarafına geçtiler. Hı hı. 5 muavin yani toplam olarak 5 muavin. Evet, İlmi Bey son peyda oldu dedi. Çünkü İlmi Bey'ini sayladık dedi. Bu Ahtem Çiğgöz hapiske bırakılgan son. İlmi Bey'ini sayladık. İşte öyle de kaldı. Doğru anlasam. Ama muavin evet statüsünde olanlar ya mecbur oldular açıkça siyasi koruşlarını açıklamaya ya da
nasıl desem, ben böyle ahım yoktur muhabir olarak satkın sözü kullanmaya. Yani başka tarafa çekildiler, doğru mu? Ya en azından arada kalanlar olmadı. Çünkü Allah'ın makuri 7-8 meclis azasımında olsa en azından 20'den ziyade andaydır. 7-8 mesela işbirlik yapsa 15-20 meclis azası aliden Kırım'da yaşarlar, doğru mu? Onlar hepsi satkın değil, çoksa meclisle beraber çalışırlar ama açık açıktan açıklamalarını yapmalar. Onlar için bu kadar tehlikeli değil onların işi. Yoksa onlar da tehlike altındalarmış şimdilik. Açık beyanlamalar yapmayan meclisi azaları. Şimdi Kırım'ın dışarında 10 tane Kırım Tatar Milli Meclis azası var. Kırım'ın dışarında. 33'te 10 tanesi dışarıda. Evet, menden saysak o zaman elbette 20 uçu orada Kırım'da kala. Bilesiniz bazı Ali Hamzin rahmetli oldu. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ondan sonra bazı meclis azaları Allah'a şükür çok olmasalar da ama çekildiler, Rus taraflarına geçtiler. İşte diğer arkadaşlarımız hepsi becerdikleri kadar kendi vazifelerini kullanıyorlar işte. Çalışalar. Ben doğru anlayayım mı? Bir taraftan yakında, bilmem kurdunuz mu, kurmadınız mı? Beni şaşırtacak bir Rus ibaresini Rusya elçiliğinin Norveç yani Norveç'e elçiliği var. Anda Rusça sayfelerinde okudum. Ve okuanma kore nasıl olup çıktı ya? Kırım Tatar Kurultayı anda ayrı bir konsey yani Rusçu tarafı konsey bir kurhan ekendi. Bunun dediğinde Aksonov'un yanında kurhan şura sanki kurultay tarafından sayılan hangi bir gösteriler. Yani Allah'ın makuriye bu dini kurultay mı bir başka yani milli kurultay hakkında gitmiyor ama kurultay sözünü kullanırlar. Doğru anlayayım mı ben şimdilik? Rusya böyle bir şaşırtıcı bir kararlar kabul etti. Meclisini yasakladı. Meclis sözü bile yani. Meclis sözünü kullansalar tamam. IŞİD, İGİL gibi zapreşenli v Rusya organizasyonu deyip Eho Moskva bile kullanı böyle. Ama kurultay sözü yasaklanmadı ve kurultay azalar için o kadar tehlikeli değil şimdilik vaziyet şimdiki durum. Doğru anlayayım mı ben meselenin? Şimdi bu bir sualinizde farklı ayrı ayrı sualler var. Birinciden şimdi Kırım'da kendi fikrine açıktan seslendirilen her bir insanga korkular var. Tehlikeli. Her bir insan olganını anladığı gibi olganını gibi seslendirse o vakit ille onun evine gelecekler, kapılarına vuracaklar. İstese Kırım Tatar Milli Kurultay azası olsun, istese de böyle şahsi olsun, kurultayda olmayan bir kişi. O sebepten onun için çok insanlarımız biraz sakınalar ve sakındıkların sebebi de anlaşılır. Bu birincisi. İkincisi, elbette bu Kırım Tatar Milli Meclisi'nin bir iş yapmaya becermeyen sonra beni ve diğer arkadaşlarımızı Kırım'dan Kırım'a yasaklandıktan sonra Ahtem Çigoz'nu hapiske bırakkan sonra bunlar Ruslar bir ile böyle bir işte sürdüğüne Kırım Tatar Milli Meclisi'ne yeni bir kişileri saylamaya davrandılar onlar. Ve Kırım Tatar Milli Kurultayı'nın azalarının arasında sorular yaptılar. Sordular işte eğer kurultay toplanmasına ilan edilsin ve bu kurultayda sizler yeni meclis azalarını saylamaya size ruhsat verilse siz kurultayga gelirsiniz deyip Ruslar böyle bir araştırmalar yapmış edilir 2015. sene devamında. Ama onların bu bütün bu aradıkları istedikleri kadar kurultay delegelerini bulunmadılar. Tapılmadı o kadar kişi. Çünkü kurultayının toplantısını otkermesine korun meselesi var. Ve onlar orada %30'unu böyle tapmadılar. Bazı insanlar böyle bir yok demeği olmadıkları sebebinden
kurultaya gelir deyip böyle kendi pozisyonlarını gösterdiler. Ama kurultaya gelip de meclis sayılarız diyen kişiler pek çok az çıktı. Ve onlar bu sebepten kurultayını çağırıp da yeniden meclis sayılayıp ve onun bu mecliste yeni reis, yeni azalar böyle yapmasından onlar vazgeçtiler. Ama onlar da böyle duyar ediler Kırım Tatarlarını böyle bir organize yapılmasına bir organ gerek. Çünkü onlara işanç yoktur da onlar kendileri, onlar dehenim aksiyonovlar ya da Moskva'dan gelenleri Kırım Tatarların sırasına girseler onları yakın birisi almayacak. Ve gene de Kırım Tatarların içinden Kırım Tatar milletine böyle rehberlik yapacak insanları onlar aradılar. Ve aylanıp aylanan sonra gelip işte bu Kırım Müslümanlar İdaresi'nin kurultayında böyle bir şura topladılar, sayladılar mı onu, vazife verdiler mi? Ve bu şuranın başında Kırım Müslümanların müftisi Emirali Ablayev. Ve bu şuraya dersin ki Kırım Tatar Milli Meclis vazifesini gibi böyle vermeye tırıştılar. Ama bunlar bunu becermediler ve hepsinden çok böyle yakın bunu becermediler. Çünkü kendilerine yakınlaştırılan kişilerden bazıları da buna karşı çıktı. Mesela Remzi İlyasov ve diğerleri onları almadılar bu keneşi. Ve onlar dediler ki din teşkilatı siyasi meseleleri çözmez deyip böyle çetke çekildiler. Ne olsa da işte var, bunu becermediler. Siz deyisiniz 2015 senesi bu sorab anketlerin keşirdiler kurultay azaların arasında kvorum meselesinde kelgende mesele biz alsak milli kurultayının bugün delege sayısı 200 milletvekili sayısı 250 sayılsa kvorum için 160 kadar gerek, doğru mu? Üçten ikisi yanılmasam. Sanki dersiniz Rusya'nın küçü yetmiyor mu 160 insanla baskı yapmaya? Ben şimdi vay Allah onlara yol göstermeye de istemeyeyim. Yarın öbür gün Allah göstermesin. Ya biz yol göstermeyiz. Biz yol göstermeyiz. O kadar düşünceler özlerinde de vardır. Onun için biz sadece müzakere etmemiz. 160 insanla yol tapamayacak edilir mi? Onların baskıcılık. Bizim elimizdeki olgan malumatlarına göre 50'den ziyade bu 248 tane kurultay delegesinden 50'den ziyade bulunmadılar. Ve bu insanları aramasına çok hareket yaptı Remzi İlyas ve diğerleri, ama işte 50'den ziyade bulunmadılar. Ve daha merakım, şimdi baksak bu sözde saylalar keşirdiler de onlar özlerin devlet dumasına. Saylalara Kırım'daki gerçek katılımını bilesiz mi ne kadar katıldı ve ne üçündür özleri Kırım Tatarların namzetlerinden vazgeçtiler. Eskiden onlar da pek istediler işte Kırım Tatarların törge çıkarmağa ve dünyaya gösterbege mana Kırım Tatarlar rahat rahat Rus idaresinin altında köyden başlap dumağa kadar barlar. Ne oldu, ne degişti? Bunların anlatıp olursunuz mu? İşte bu izganın birinci senelerinde Ruslar dünyanın bile közlerini böyle işte biraz yummak için ya da bilmeyeyim aldatmak için dünyanı çeşit türlü böyle aletler kullandılar. Birinciden Putin Kırım Tatarların hakları tiklenmesine böyle bir emir çıkardı. Tab 14. sene Aprel ayında ama orada Kırım Tatarların içinde hepsini de koştu. Tab İtalyanlar gelecek, İtalyanları da koştu. Hepsine milletler dedi. Реабилитация Крымского, Татарского, Армянского, Болгарского, Греческого народов и итальянцев, да, бршилер, да, бршилер. Ondan sonra anayasasını orada kabul etkenleri vakit Kırım Tatar tili devlet dili dediler. Ondan sonra Rusya Federasyonu'nun parlamentosunda milletvekillerini sayladıkları vakit Ruslan Balbek'ini oraya koştular. İşte bunu hepsini yaptıklarının sebepleri
dünyaya göstermek, dersin ki biz Kırım Tatarlarını o kadar hürmet edeceğiz de ve onların haklarını tiklenmesine biz o kadar hazırımız da bana bakmış, onu yaptık, bunu yaptık, daha gelecekte her bir şeylerini yapacak deyip böyle davrandılar. Ama arada ne oldu? Kırım Tatar dili daha çok zor durumda çünkü böyle deklarasyon şeklinde devlet dili deselerdi ama hiçbir türlü devlet organları ya da hiçbir yerde kullanılmay Kırım Tatar dili devlet dili şeklinde. Ondan sonra bu Kırım Tatar milletin işte sürgün edilgeni için haklarını tiklemesi bir şeyler yapılmadı. Toprak verilmeden başlayıp oradaki bütün bu başka insanların hakları ya da bütün bu değiştirilen köylerimizin bütün bu toponimika yerine getirilmedi. Bir şey yapılmadı. Diyeceğim hepsi yalan çıktı. Ama şimdi dünya da o kadar anladı ki, anladı degenim işte dünya da o kadar bakınız bu Rusların yapkanlarına yakınlaşmadı ve dünya aldanmadı. Aldanmadı dünya da ve o sebepten şimdi Kırım Tatarlar Ruslarga böyle bir oyuncak gibi de gereği yok. Ve o sebepten şimdi Rusya parlamentosuna birisini yakın almadılar. Ama planları var idi. Orada bu Cengiz Yakubov'un isimleri bir kere çıkmıştı. Ondan sonra bu var idi ki televizyonun başlığıydı. Unuttum şimdi. Baksa soyadını unuttum. Ne olsa da. İki kişini onlar evvelden böyle kandidat olarak göz önüne almış ediler. Ama sonunda Moskova dedi gereği yok. Kırım Tatarlarsız da indi beceririk yapacaklarımızı. Demek bal ayı bittiydi. İzbirlik yapan milletin temsilcileri arasında. Şimdi başka meseleye geçeyim. Kaytacağımız Nariman Cilov'a da kaytacağım. Siyasi mebuslarına da ama ayrıca Türkiye-Rusya Cumhuriyetlerinin Soçi'de konuşması olup geçti. İki gün evvelisi 24 sentyabr günü. Kimse bu şanla bulamaz çünkü ortak bir ne briefing geçti ne beyanname imzaladı. Bizim beklentimiz sebep apayarı oz meselelerimiz var ve diasporanın bir mektubu var idi. Bunda da sözler yürsütüldü Türkiye Cumhuriyeti Erdoğan'a bir cedvel, yani siyasi mebusların cedveli verilecek gibi. O cedveller berildi mi? Bunlar bir şey müzakere edildi mi? Vaktiniz oldu mu Türkiye tarafından? Bu görüşürden son bir konuşmalar oldu mu? Yoksa da sizin de daha hiçbir haberiniz yok bu hafta? Şimdi gerçekten de bu sonki iki devlet başkanları ya da cumhur başkanları görüşken sonra böyle beklediğimiz kadar ya da istediğimiz kadar açıklamalar olmadı. Neticelerini bile çok kıskadan biliyoruz. Anlaşıldı ki aralarındaki olgan bu meseleler çözüldü mü çözülmedi ama o meseleler iki tarafka da böyle zor korunuyor. İşte birinciden Suriye meselesi. Çünkü Rusya orada Türkiye kontrol etken toprakları oralarını bombalamış idi ondan önce. Çeşitli türlü problemalar var. Ve onlarını anladığımıza göre çok müzakere ettiler, konuştular. Çezdiler mi çezmediler bilmeyik. Bizim meselemize geldiğiniz zaman biz de bu inceliklerini bilmeyik. Öğrenmedik degenim de böyle fırsatlar olmadı. Pazar ertesi, bu gelecek pazar ertesi Ukrayna'da Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçisiyle konuşacak. Ve orada inşallah bazı haberleri alabiliriz. Ama Ukrayna orada bu konuşmada müzakere edildi. Ukrayna için konuştukları vakit düşünün ki Kırım dahili ortaya çıkmıştır. Ama nasıl suallerinden bağlı konuştular bunu söylemeye şimdi o kadar haberim yoktur ana söylemeye. Çünkü... Ama cedvellere geldiğimiz vakit bu siyasi mahbuslerin cedvelleri 2-3 kanallardan konuşmadan önce
Türkiye yolbaşçılarına gönderilmişti ve kollarına düşkeninden bizim hiçbir türlü bile biz eminiz onlar bu cedvellerini alganlarını. Ama kullandılar mı, kullanmadılar bunu söylemeye olmam. Çünkü soracağım, Ukrayna iktidar fırkası bile, yani sluga narodu temsilcileri bile işitkendirsiz. Daha bir, iki üç hafta evvelisi bir kere Nariman Celal'ın tutuklamasından son bir kere den, hatırlamazsam Igor Çernev'de onun teklifinden koruyor vakit bir Türk, Ukrayna Türk komisyasını kurup, o komisyanın yani iki taraflı komisyadan siyasi mevzuların azat etmek. Ukrayna Kore bu Türkiye'nin etkisi bayağı büyük olganı Erdoğan'a, ama biz de anlayık, ben bunu yayından yayınla hatırlatıp oturam. Ahtem Çigoz'nin İlmi Umer'in serbest bırakılganı da biz bir kaç ay evvelsi son Haber Türk ten ogrendik. Türkiye karşılığına Rus ajanslarını verdi. Yani Çeçenistan muhaliflerini öldürgen Rus ajansları ve her zaman Türkiye'nin hapislerinde de yeterli kadar o kadar olur mu ve Türkiye'de razı olur mu? Onların her zaman yani Kırım Tatarlar için de geçtirmeyi, bu da bir sualdır. Türkiye tarafından böyle kuşlu adımlar her zaman beklemek de belki doğru değildir. Yapılıp olmazsa başka stratejiler var mı? Nasıl edip Narimanlı halkanların da ebed boşaltmak, ama Nariman siyasi de pek mühim. Nariman bir siyasi figürdür. Nariman'ın nasıl edip azat etmek mümkün olacak? Nasıl şerelerin, nasıl yollarının? Belki başka yollar da koruyordur siz. Bu hafta sizin fikrinizin işitmek isteyeyim. Şimdi gelecekte söylemiz orada ya haber etmez Osman Bey, sizin sesiniz de bana yakışık gelsin de. Yo, ben duydum sualınızı hepsini ama sesimiz çok zayıf geldi de. Onun için biraz ses versinler oradan. Elbette söylediğinizle ben koşulan ve razıyım. Her vakit Türkiye Cumhuriyeti'nin rehberlerine böyle zorlukta kaldığımız vakit tek olarak dayanması o da sınırsız olmaz. Çünkü gerçekten de burada tek Putin'e geldiği vakit orada insanları böyle azat etmesi değil. Putin için insanlar pazarlık yapması. Ve şimdi Nariman, Celal ve diğer orada yüzden ziyade bizim soydaşlarımız bizge ne kadar yakın olan kişilerini bildiğin sonra Putin elbette onları böyle rahat rahat ya da boş azat etmez ve onun istedikleri belki de Türkiye için çok ağır olabilir. Öyle de olabilir. Çünkü biz ne isteyeceğini bilmiyoruz ki. O sebepten aslı böyle insanları azat etmesi için insanları azat edilmesini pazarlıkta çıkarması bu insanların faaliyetine yakın gelmiyor. Ama işte Rusya devleti ve Rusya'nın rehberleri kendilerini öyle alıp baralar ve siz soradığınız başka yollar olabilir ki işte başka yollar bu uluslararası teşkilatlar, AGİT, Avrupa Konseyi, Birleşmiş Milletler Teşkilatı, ama onların bütün bu kabul etken kararları Rusya onlarını yakın bile kendisine yakınlaştırmay, kabul etmiyor kararları. Ama ne olsa da gene de uluslararası baskın. Başka yolunu ben bilmeyeyim. Bu retorik bir sualdır belki ama Ahitne veya bu Avrupa Hafsızlık ve İşbirlik Teşkilatı da Ahit ya da Pariye ya da Birleşken Milletler'in teşkilatının baskısını iş kimse çıkarıldı mı bu 7 yıl içerisinde? Bilmiyorum, mülkün demek ki biraz çıkarıldı. Sintsov, Savchenko. Anda Vyshinskiy'ni verdiler. O da pazarlık idi. İki uçak karşılıklı uçtular. Anda birkaç insan verdi. O da pazarlık idi Rifat Ağa. Onun için ben sorayım. Gerçekten ciddi olarak beklemek gerek mi? Ahit mahit meselelerinde. Ne için bu sualini başladım? Mesela tünen bizim Dışişleri Naziri birinci muavini Emine Cipar'ın bilgen haberini koyayım.
birkaç belli dünya insanı. Ben şimdi hepsini yazıp çıkmadım. Ayrıca iki insanı bir hatırlayın. Bu Lehistan siyasetçisi Anna Fatiga ve belli yazıcı ve felsefeci Francis Fukuyama. Onlar Kırım siyasi mebusları için böyle mentorluk yaparlar. Mentor degende. Eğer biri şimdi birkaç hepsini değil mi? Hepsi 120 siyasi mebuslar için değil. Aralarında sivil muhabirler var ve bu muhabirler için aralarında birkaç adını hatırlayayım. Server Mustafayev, Osman Arif Mametov, Remzi Bekirov gibi daha birkaç insan için her birini böyle belli bir insan mentorluk gibi aldı. Anlahan makure bu mentorluk her biri şimdi dünyaya tanıtacak. Ozun adı tanılgan son. Mesela Francis Fukuyama 10 milyonlarca insan okugandır yani onun kitaplarını. Dünyada belli bir Amerikan felsefecisi, Japon tamırlı işte, Amerikan felsefecisi onu bütün dünya hükümetleri okuyor, hükümet erbapları okuyorlar, siyasetçiler okuyorlar. Şimdi bu bu yol nasıl sizce ne efektif olacak mı? Bu nasıl edip bu yol tapıldı? Ne bilesiz bu hafta? Şimdi elbette bizler hepimiz ne kadar böyle yeni fırsatlar böyle bulunsak da insanların oradaki durumlarını kolaylaştırmaya o kadar yakışı olur oradaki insanlara. Çünkü bilirsiniz birinciden bu hapiske bırakılan insanlarımız zor durumdalar kendileri. Onların korantaları, balaları ya da ana babaları, esliler çok, yaşlılar. Çok insanlar bu acı durumga düşerler bir insanı hapiske bıraksalar. Ve elbette böyle durumda çetten ne kadar böyle bir az olsa da böyle bir destek ya da yardım ya da sıcak bir söz böyle olsa insan biraz tekrar kendisine böyle toplay ve biraz dayanmasına da hazır ola. Ve birinciden insan onu unutmadıklarına böyle iyi canlana ve bu ben kendim hapiste olmadım da onun için böyle bilmeyeyim ama işte öyle düşünüyorum. Çünkü hapiste olan insanların konuştuğumuz vakit hem size böyle hapiste olanınız hem keregi ne olgan ne keregi hem keregi nedir deyip soradığımız vakit insanlar çok söyleyeyim ki işte bizi unutmadıklarından unutmadıkları bizim için hepsinden çok böyle önemliydi deyip öyle anlatalar ve ben de onların işte olduklarına söyleyeyim ve bu böyle bir yardım forması bizim taraftan daha 2 sene evvelsi böyle seslendirilmişti. Haberimiz var sizin de Osman Bey ve teleseyircilerin de bilgisi vardır. Kırım Tatar Milli Meclis Azası Eskender Bariyev ve onun rehberlerinde bu Kırım Tatar Resurs Merkezi diyen cemaat teşkilatı tarafından böyle atalık ya da babalık diyen böyle bir programa 2 seneden ziyade evvelsi başlanmıştı. Ve bu programa işte Ukrayna parlamentosunun azalarına teklif edilmişti. Kırım'daki siyasi mahbuslarını işte istediklerimizi onlarla sübetleşip onlara böyle bir babalık yapınız ya da dikkatinize alınız. Ve Vladimir Aryev, Yana Zinkeviç, Yana Zinkeviç yakında ilan etti. Dedi ki ben Emir Hüseyin Kuku ve Alek Prikotka'nın ikisinden işte böyle bir sık bağlanacağım ve elinden gelgenlerine yardımcı olacağım diye böyle ilan etmişti. Diğer milletvekilleri de var. Çok değil de yazıklar olsun. Diğerleri de çoklukla bile koşulmadılar. Ve siz söylediniz şimdi Ukrayna Dış İş Bakanlığı tarafından böyle inisiyatifte olmuştu. Ve siz dediniz Francis Fukuyama ya da Ruprecht Polens bu Almanya'dan
Antonio Stango İtalya'dan ve bizim çok yakın dostumuz Anna Fatiga Polonya'dan. Bunlar da kendilerine bu hapiste olan Kırım Tatar jurnalistlerini yakınlaştırdılar ve onları ilan ettiler. Ve gerçekten de ben bu arkadaşlarımızın anlayın vakit çok değil ama Server Mustafayev, Timur İbrahimov, Marlen Asanov, Seyran Saliyev, Remzi Bekirov, Ruslan Süleymanov, Osman Arif Mehmetov, Rüstem Şeyhaliyev ve Ahmet Süleymanov bu arkadaşlarına yardımcı olacaklarını bildirdiler. Biz buna çok kuvanıyık ve hepsine teşekkürler bildiriyoruz. Bilesiniz diğer teşkilatlarımız, diğer arkadaşlarımız bu mahbuslerin balalarına ya da korontalarına yardımcı olmak için para toplaylar, başka kampanyalar alıp baralar. Bazı ülkelerde biz bu balalarını rahatlıkla gönderiyoruz. Yakında Türkiye'ye varıp geldiler. Yapkan işlerimiz az değil ama bu hepsi yardım şeklinde. Bu sebebi neden bu kişiler hapisteler? Neden orada böyle korkular var? Yani ne kadar bu devam edecek? Bana bu sebeplerini yok etmeyince ne kadar böyle yardımlarga becersek de ama bu yeterli değil. Bu meseleni çözmeyi Kırım Rusların işgalinde ve insanlarımızın, bütün korontalarımızın başına her gün beklemedik vakit bir türlü böyle acılar gelebilir. Siyasi meselelerge gelgende Tünev'in ATR'ın yayınında belli işte eskiden hem siyasi mebus hem Ukrayna'nın şimdilik rejissörü Kırım'ın sakini Rus asıllı Ukrayna vatandaşı Alek Sensov Kırım Tatar Milli Cumhuriyet'in destekleyen adam olup çıktı. Yani açık açıktan destekledi. Bu mesela bu çok mühim ki çünkü bazıda yani böyle siyasi spekülasyonları alıp barhanda Ali Dağın işte Mustunen men bile iştim. Benim efirimde bir sizin eski İşdaşınız Natalya Veselova dedi ya Kırım Tatar işte eskisi gibi Kırım'da tek Kırım Tatarlar değil ve işte Ruslar, Ukraynalılar var ve böyle belli erbaplar hem de Kırım Tatar olmayan, Kırım Tatar arasından olmayan ki o Alek Sensov gibi destekçi çıkan vaxtta bu mühim şeydir. Bu mesele şimdi nasıl alda, kaysa seviyede? Çünkü siyasi işler alıp barıla mı yoksa şimdilik bu Kırım Tatar halkı, tamır halkı kabul edilgen son bunun herkes kuvanıp da tıkaran toxtaldı mı bu kanuni meseleler? Yok öyle değil. Şimdi bu Ukrayna'da tamırlı milletler için kanun kabul edilgenden sonra ondan kabul edilgeninden bizler Kırım Tatar Milli Meclisi olarak şimdi bu kanunu çalıştırmak için, kullanmak için gerekli şimdi çalışmalarımızı alıp barıyık ve bizim arkadaşlarımız meclis azaları buradaki Ukrayna'nın hükümetinin yanındaki olan bakanlıklarının şimdi hükümetinin kararlarını hazırlay. Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Tatar milletini temsil eden organ olarak tanıması. Diğer bazı, çünkü kanun kabul edildi bu umumi olarak. Kanunu çalıştırmak için şimdi çeşitli türlü aletler yanında kurulması gerek, yollar açılması gerek ve arkadaşlarımız bununla çalışıyorlar ve inşallah gelecek bu iki ay devamında bizler bu işin sonuna çıkarık ve kanun çalıştığının hepimiz bu faydalarını koruruk. Bunu söylemeyi istedim birinciden. İkincisinden biz bu yapkan çalışmalarımızı hiç çetke çekmedik. Kırım Tatar milleti statüsü ve Ukrayna anayasasına gidirilecek denişmeler. Bunun etrafında biraz şimdi diskusiya gitti. Diskusiya dedi. Çünkü bilesiniz bana 2 gün evvelsi, 2-3 gün evvelsi 28. sentyabrda hükümette bu evvelde Mart ayındaki kabul edilen stratejiyanı yerine getirmesine hükümet büyük bir kendisinin yapacaklarının bir planını kabul etti. Plan zahudu. İşte yapacaklarını gösterdi.
Ve bana benim kolumda şimdi bu 70 sayfalık böyle bir dokument. Evet, tedbir planı ben de tümen bastırdım, daha okumadım. 70 sayfa, 158 maddesi var, 70 sayfası. Tamam, 158 maddesi var, yaxşı yaptınız böyle. Ama okumak, biz şimdi bana daha bir saat evvelsi arkadaşlarla burada konuştuk. Yakın zaman, bir iki hafta devamında biz şimdi bunu yaxşı etip kendimiz öğrendikten sonra ve hazırlandıktan sonra biz Kırım Tatar cemaat cemiyetlerini meclis yanında toplayıp kimler burada ne yapabilir, nasıl yapabilir? Çünkü bu hükümetinin planı ama biz girişmesek, çünkü o bazı yerlerde meclis de var orada. Biz onu kendimize bir kontrole alacak ve inşallah bu planının çalışırız. Plan böyle plan yasaldığı çok yakışır. Biz bunu pozitif böyle koruyuk ama 158 maddeden 155. maddede biz orada destek etmeyen bir fikir adım gösterili orada. Biz eğer bizim pozisyonumuz bugün de o devam ede, Kırım Tatar Kırım statüsü Kırım işgalcilerden azat etilmezgen öncesinde de bu statüsü denişi gerek ve status denişilmesi Kırım'ın azat edilmesine yardım olarak, böyle bir faydalı olarak biz onu gösteriyoruz. Bu tek Kırım Tatar milletinin hakkı değil de, Kırım'ın tezce Ruslardan azat edilmesi için Kırım'ın statüsü bugünleri denişilmesi gerek deyip biz bunu anlatmaya çalışıyoruz. Şu arada hükümet kendisine böyle yazdı. Kırım Tatar statüsünü denişilmesi için gerekli kanunları hazırlamak ve bu çalışmaları Kırım azat edildikten sonra bir sene devamında bu çalışmaları yapması. Diyeceğim onların pozisyonu başta Kırım'ın azat edilmesi, son avtonomiya nasıl olacak onu bakması, bizimki aynı ters. Ama biz bu işle devam edeceğiz çünkü bu hükümetin planı. Bizim başka kolumuzda fırsatlar da var bu kanunları kanunları teklif edilmesine, onlarını biz teklif ederek. Eski amam, eski tasvi sonki sualim ucuda hamız kaldı. Refat aha, bari almasam gençlerin bir teşebbüsü bari de işte meclis etrafında canlandırması, mecliste bile Gayana Hanım'dan, keşken hafta Gayana Hanım meclis azası bu studiyada dedi bir koruşuv değil de iki koruşuv keşkenin ki men aklımda men ikisine de katılmadım ama iki koruşuv birinci koruşuv aklımda bilgim var. Şimdi evet gençlerin farklı teşebbüsleri ve teklifleri var idi meclisin canlandırma meselesi hakkında. Aralardan biri bile salyalar, yani salyalar keşirmesi düşünceleri de müzakere edilgen idi. Şimdi negi keldi, nasıl edip evet salyalarga yaşlı nesil karşı çıktı, anlattı den için karşı olganı nasıl, yani ama mesele indi kotarılgen son, demek ki sualler var, nasıl edip canlandırmak, çünkü bazı fikirler var idi. Eski bu meclis azaları işbirlik yapan azaları hakkında değil mi Ruslardan? Onların yerine başka bir bilmem nasıl yolunun kurultayını online toplap da kurultaydan, eski kurultaydan başka azalarını kirsetmenge. Onun için bilesiniz mi sualın sonuna kadar kurup olamayım. Fikrimi anlaydırsız. Neler yapıldı ve ne bitti, yoksa insanlar bu dertlerini anlatıp da bunun psikolojik bir kursu olup geçti ve unutuldu. Ne oldu? Ne bitti? Şimdi siz bana çok az vakit kaldırasınız da becermem cevabını vermeyi, ama çok kıskadan. Bakınız, bir nizamnamenin kurulgan kuruluşlar ve faaliyetini nizamnameye göre alıp bargan kuruluşlar nizamnamelerini değiştirmeyip İstedikleri gibi insanlar bunu değiştirmezler. Çünkü böyle olacak olsa o vakit hiçbir türlü tüzükler, nizamnameler gereği yok. Bizim en büyük problemimiz Kırım Rusya taraftan işgal edildi ve Kırım'da şimdi serbestlik yok ve Kırım'da şimdi birisi ne kurultay otkermeye ne de bizim kanunlarımıza göre saylavlar otkermesine hiçbirisi ona razılık vermeyecek.
Bu birincisi, bunu göz önüne almağa gerek. Ve buradan çok şaşmalamağa gereği yok. İkincisi, çeşit türlü bizge seslendirilgen bu tekliflerini biz gerçekten de beraberlikte müzakere ettik. Ve böyle bir karara geldik ki şimdiki çalışkan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin çalışmalarını daha çok böyle biraz gerçekleştirmek ve milletimizge daha çok anlaşılacak şekilde ötkermek için Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yanında bazı böyle bir yeni kuruluşlar çağırmak mümkün. Çünkü cemaatlığın alakası çok ziyade olsun meclisin faaliyetine. Bu saylavlar değil. Bu böyle çeşit türlü formulalar. İşte o sebepten biz bana bu iki haftadan sonra birinci böyle büyük bir toplantımızı ötkereceğimiz de bana bu 70 sayfalık planını beraberlikte çalışması için biz buradaki bütün kurulgan cemaat cemiyetlerinin temsilcilerini çağıracak. Birlikte çalışmak için. Çünkü daha bir kere de söylemek isteyeyim ki sonki Rusya'daki saylavlar onu gösterdi ki böyle totalitar rejimlerde hiçbir türlü elektron seçimler ya da saylavlar böyle serbest ya da haklı olmaz. Ve Kırım'daki milletimizi şimdi saylavlara getirmesi hiçbir türlü çare yok mu? İşte bunu anlamaya gerek. Sağolunuz. Bugün yayınımızın sonki saatinde bugün meraklandırgan suallerimiz ki Meclis reisi Rifat Şubarov cevaplarını verdi. Bugünden yekunlayayım. Men kısmet olsa gelecek hafta görüşeceğim. Sağ olun, kalınız. Şimdi zaman haberleri.